Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar diyorum. Ben Cici Biyoloji. Kendi hazırladığım Cici Biyoloji denemelerinin AYT2'si ile karşınızdayım. Soruların PDF'sini ve cevap anahtarını aşağıdaki linkte bulabilirsiniz. Soru 1 ile başlayalım. Omurilikte refleks oluşurken impulsun izlediği yola refleks yayı denir. Refleks yayında duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron olmak üzere genellikle 3 nöron görev alır. Mesela diz kapağı refleksinde ara nöron yok ya. O yüzden genellikle demiş. Reflekslerin hayatta kalma, kaçma, korunma gibi insan yaşamında önemli yeri vardır. Sağ eline iğne batan bir insanın refleks olarak sağ elini kaldırmasını sağlayan refleks yayında görev yapan yapılar aşağıda karışık olarak verilmiştir. Bakın, sağ eline iğne batan bir insanın sağ elini kaldırmasına görev alan yapılar bunlar ama karışık olarak verilmiş. Diyor ki, 4. sırada hangi yapı görev alır? Şimdi öncelikle sağ elimize iğne battığımızda bunu alan kim arkadaşlar? Reseptör. Reseptörler nereye gidecek? Uyarılacak. Duyu nöronu. Duyu nörondan sonra arkadaşlar bizim omuriliğimizden uyarılar arka kökten girer. Şimdi omuriliği şöyle düşünürsek arkadaşlar, böyle kelebek gibi bir yapı var. Tabii ben çizemedim ama bu kısmı sileyim, tekrardan çizeyim. Bekleyin. Şöyle bir yapı. Bakın. Şöyle. Hop. Heh. Şimdi duyu nöronları arkadaşlar arka köklerden girer. Şuralardan girer. Bak, arka kök. Ön kök arkadaşlar, çıkış bak. Şimdi bakın, mesela bu tersi düşüneceksiniz. Sırtınızı dönerek düşüneceksiniz. Mesela burası sağ, burası sol. Tabii soruda çok önemli değil bu. Sağ arka kökten girecek. Sağ arka kök. Sağ arka kökten girdikten sonra burada kimler var? Burada ara nöronlar var. Omurilik olduğu için arkadaşlar. Ara nöron. Burada 4. sıradaki ara nöron oldu. Ara nörondan nereye geldi arkadaşlar? Motor nöronla. Hatta önce motor nöron demeyelim. Önce arka kök diyelim arkadaşlar. Sağ arka kök, sağ ön kök. Sağ ön kök. Arka ön. Sağ ön kökten motor nöronuna. Motor nörondan da tepki organı dediğimiz efektör organı. Yani sevgili arkadaşlar, saygıdeğer arkadaşlar, 4. sırası olmuş ya, bakın 1 2 3 4. Yani cevap ne olacak? Ara nöron olacak. Bu sorunun şöyle şekilli hali gelirse hiç şaşırmayın arkadaşlar. Geçelim soru 2'ye. Kan şekeri miktarının pankreas üzerine etkisi ve bu etki sonucunda pankreasta gerçekleşen bazı metabolik olaylar aşağıda verilmiştir. Şimdi bakın, kan şekeri normal düzeyin altına düşerse pankreastaki hücreler uyarılıyor. Alfa hücre, Langerhans adacıkları alfa hücre uyarılıyor ve glukagon hormonu salgılanıyor. Glukagon da karaciğerde glikojen yıkımını arttırarak kanda şekerin normal düzeye gelmesini sağlıyor. Kan şekeri normal düzeyin üzerine çıkarsa bu sefer de kan şekerindeki o olay pankreastaki belli hücreleri uyarıyor. Langerhans adacıklarının beta hücrelerinden insülin hormonu salgılanıyor ve insülin hormonu da karaciğer ve diğer hücreleri uyararak glikozun arkadaşlar karaciğere geçmesini veya sevgili arkadaşlar diğer hücrelere girmesini hızlandırıyor. Diyor ki, bu olaylarla ilgili yargılarından hangilerine varılabilir? Farklı dokularda bulunan hücrelerde aynı hormonu tanıyacak reseptör bölgeler bulunabilir. Bakın, insülin hormonu ortak. Bakın, hem karaciğeri hem de diğer hücreleri uyarmış. Demek ki karaciğerde ve diğer hücrelerde insülin hormonu tanıyacak ortak reseptör bölgeler bulunabilir. Doğru mu? Doğru. Glukagon ve insülin kan şekerini ayarlamada etkilidirler. Zaten buraya baktığında kan şekerinin altına ve üstüne çıkınca olduğunu görüyorsunuz. Glukagon ve insülin aynı organda bulunan aynı tip hücreler tarafından salgılanır. Aynı organda bulunduğu doğru ama aynı tip hücreler değil. Bakın, birisi alfa hücreleri, birisi beta hücreleri tarafından salgılanıyor. Dolayısıyla aynı tip hücreler değil. Hangilerine varılabilir? 1 ve 2'ye varılabilir. Yani cevap ne olur arkadaşlar? Adana olur deriz ve 3. soruya geçeriz. 3. soruda sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi sarkomerin kasılması ve gevşeme sırasındaki olayları gösteriyor. İşte kasılma sırasında ne oluyor sevgili arkadaşlar? İşte H bandı daralıyor, I bandı daralıyor, işte A bandı değişmiyor. Aktin ve miyozinin boyu değişmiyor. Gördüğünüz gibi sarkomerin boyu arkadaşlar kısalınca, aslına bakarsanız nedir? Kasın boyu da kısalıyor arkadaşlar. Bakın, soru şunu diyor. Kasın kasılması ve gevşeme sırasında sarkomerin durumu yukarıda verildiği gibidir. Buna göre kasılma sırasında kasın boyu, kalınlığı ve hacmi nasıl değişir? Bir kere sarkomerler küçüleceği için kasın boyu ne yapar? Kısalır. Şimdi kasın boyu kısalırken sevgili arkadaşlar, mesela boyunu şöyle kısaltalım. Boyu kısalırken kalınlığı ne olacak arkadaşlar? Kalınlığı artacak. Peki hacmi ne olacak sevgili arkadaşlar?
kasın hacmi hiçbir zaman değişmez sevgili arkadaşlar. Çünkü niye? Burada mesela boydan kısalırken enden artıyor. Mesela gevşerken de mesela ne oluyor arkadaşlar? Enden azalırken boydan artıyor. Dolayısıyla hacimde değişiklik olmuyor. Dolayısıyla sorunun cevabı Denizli oluyor diyoruz. Tekrar ediyorum. Kas kasılması sırasında kasın boyu kısalır, kalınlığı artar, hacmi değişmez sevgili arkadaşlar. Geçelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda bir lopçuk verilmiş. Ne lopçuğu? Karaciğer lopçuğu. Arkadaşlar şimdi soruyu biraz küçültmek istiyorum size. Evet, küçültelim bakalım. Daha da büyüdü. Hemen küçültelim. Evet, zoom out. Evet, şimdi soruyu biraz küçülttük. Güzel oldu. Herkesin görebileceği duruma geldi. Yukarıdaki şekilde bir karaciğer lopçuğuna giren çıkan damarlar ve çıkan safra kanalı gösterilmektedir. Bu şekilde ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenmez? Şimdi karaciğerimiz lopçuklardan meydana geliyor. Bir sürü lopçuk var içerisinde. Ve her bir lopçuğa ayrı ayrı arkadaşlar kapı toplar damardan dallanmalar geliyor. Atar damardan dallanmalar geliyor. Ve her bir lopçuktan yine bir toplar damar çıkıyor. Ve merkezi toplar damar dediğimiz merkezi havuzu açılıyor. Ve her bir lopçuktan da safra üretilen safranın çıktığı safra kanalı var arkadaşlar. Şimdi diyor ki hangisi söylenemez? İnce bağırsaktan bazı besinler kapı toplar damarıyla karaciğere taşınır. Malumunuz portal dolaşıma göre sevgili arkadaşlar böbrek dışındaki bizim aşağıdaki organlarımızdan gelen kan önce kapı toplar damarla karaciğere uğrayacak. Dolayısıyla ince bağırsaktan alınan özellikle suda eriyen maddeler ve suda eriyen vitaminler, işte amino asit, glikoz gibi besinler kan kılcallarıyla önce kapı toplar damarı vasıtasıyla karaciğere taşınır, doğrudur. Karaciğer atar damarında oksijen oranı kapı toplar damara göre daha fazladır. Karaciğer atar damarı kalpten çıkan damar. Kapı toplar damarı ise arkadaşlar nedir? Bağırsaktan gelendir. Sonuçta bağırsaktan nedir? Karbondioksitçe zengin kan gelir. Dolayısıyla karaciğer atar damarı oksijenle daha zengin bir damardır. Doğru söylemiş. Safra kanalında safra sıvısı kanla birlikte safra kesesine taşınır demiş burada. Ama denedik arkadaşlar, safra içerisinde bir kanaldır. Safra kanalı damar değildir. Safra kanalı damar değildir. Dolayısıyla safra kanalı nedir arkadaşlar? Kan taşımaz. Safra kanalında safra sıvısı dediğimiz içinde bilirubinin olduğu, bir karbonat iyonlarının olduğu, birçok arkadaşlar kolesterol gibi safra tuzlarının olduğu bir sıvı var. Dolayısıyla kanla birlikte taşınır, tamamen yanlış bir şeydir. Safra kanalı arkadaşlar kan damarı değildir. Bu bir kere yanlış, söylenemez. Merkezi toplar damardaki üre oranı, yani şuradaki üre oranı kapı toplar damarı üre oranına fazladır. Şimdi buradan girdiği arkadaşlar kan, burada ne olacak? Amonyak üreye dönüşecek. Sonra merkezi toplar damara geçecek kan. Dolayısıyla merkezi toplar damardaki üre miktarı kapı toplardaki üre miktarından daha fazladır. Doğrudur. Lopçuklardaki merkezi toplar damarlar, yani şu merkezi toplar damar, her bir lopçuktan çıkan toplar damar birleşerek karaciğer toplar damarını oluşturur demiş. Doğru demiş. Lopçukların hepsindeki merkezi toplar damarlar ortada birleşerek arkadaşlar karaciğer toplar damarı dediğimiz karaciğerdeki kanı kalbe götüren damara açılır diyoruz ve cevaba C diyoruz ve devam ediyoruz 5. soruya. İnsanda kalbe giren ve kalpten çıkan damarlardaki solunum gazlarının miktarıyla ilgili bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar şimdi şöyle şuraya bir küçük arkadaşlar kalp çizelim. Basit bir kalp çizelim. Şimdi şuraya şöyle, buradan da bir çıksın, buradan da bir çıksın. Mesela buradan çıkar, şuradan ortadan kapatalım. Buradan bir çıkış var arkadaşlar. Buradan da bir çıkış var. Evet. Buradan da bir çıkış var. İşte buradan giriş var. Buradan da giriş var. Akciğer toplar damarı. Akciğer toplar damarı kalbin sol kulakçığına kan getiren, temiz kan getiren damar arkadaşlar. Akciğerden getirir. Aorta atar damarı oksijen oranı aynıdır. Yani şu damardaki arkadaşlar oksijen oranıyla temiz kan, şu damardaki aortun oksijen oranı arkadaşlar birbiriyle aynıdır. Çünkü buradan gelen kan direkt sol kulakçık, sol karıncık ve aorta gelir. Dolayısıyla akciğer toplar damarındaki oksijen oranıyla aortadaki oksijen oranı birbirine yakındır, aynıdır diyebiliriz. Akciğer atar damarı, yani şu damar arkadaşlar, akciğer atar damarı şu damar, karbondioksitle zengin kanı akciğere taşır. Buradan kan nereye gidecek? Akciğere gidecek. Doğrudur. Solunum gazları yönüyle kanın temizlenmesi akciğerlerde gerçekleşir. Doğrudur. Akciğerlerin görevi oksijence zengin kan oluşturmaktır. Karbondioksitin atılmasını sağlamaktır. Akciğer toplar damarında oksijen yoğunluğu düştür. Akciğer toplar damarı belki de oksijen yoğunluğu en yüksek damarlardan biridir. Çünkü akciğerden temizlenmiş olarak gelir o damardaki kan. Dolayısıyla bu yanlıştır. Bize doğruyu sorduğu için sorunun cevabı 1, 2 ve 3, yani denizdir. Geçelim 6. soruya. Serum insanda pasif bağışıklık sağlar.
İçeriğinde besleyici maddelerle bulunan serum hasta bireye doğrudan kan yolu ile verilir. Tedavi amacıyla kullanılan serum içerisinde maddelerinden hangilerinin bulunması insana fayda sağlamaz. Şimdi saygıdeğer arkadaşlar, glikozu biz kana verirsek kandan hücrelerimize geçerek bize fayda sağlayabilir. Antikoru kana verdiğimizde kandaki mikropları ne yapar arkadaşlar? Mikropların antijenlerine tutunarak çökelmesini sağlar. Vitamin verdiğimizde vitamin küçük molekülüdür. Kandan hücrelerimize geçerek ne yapar? Yine vitamin ihtiyacını karşılar. Ama laktoz disakkarittir sevgili arkadaşlar. Laktoz hücre zarından geçemez. Dolayısıyla kana verdiğiniz laktozun bize hiçbir faydası yoktur. Çünkü zardan geçemiyor arkadaşlar. Zardan geçemediği için de laktozu insana vermenizin, serumla birlikte vermenizin insana bir faydası yoktur. Dolayısıyla da serumda laktoz bulunmaz arkadaşlar. Geçelim 7. soruya. 7. soru çok uzun bir soru. Evet. Direkt okul kitabından aldım arkadaşlar 7. sorudaki bilgileri. Omurilik soğanı ve ponsta bulunan çeşitli nöron grupları solunum merkezini oluşturur. Solunum merkezi soluk alıp verme hızını ve kandaki oksijenle karbondioksit miktarını sabit tutulmasını düzenler. Her ne kadar kısa bir süre için soluk alıp verme mekanizması istemli bir şekilde yürütülmeye çalışılsa da solunum merkezi bu işleri istemsiz yapmaktan sorumludur. Yani diyor ki biz aslında istemli şekilde nefes alıp verirsek dahi diyor solunum merkezi soluk alıp verme işlemini aslında istemsiz yapmakta sorumludur. Çünkü biz uyuduğumuzda nefes alıyoruz, bunu istemsiz yapıyoruz. Solunum merkezini asıl uyaran, tabi uyanıkken de istemsiz yapıyoruz aslına bakarsanız. Solunum merkezini asıl uyaran kandaki karbondioksit miktarıdır. Kanda beyin omurilik sıvısında ve doku sıvısında karbondioksit seviyesinin artması sonucu suyla birleşen karbondioksit karbonik asit oluşturur. Karbonik asit neydi? H2CO3. Karbonik anhidraz enzimiyle. Karbonik asit bikarbonat iyonlarına ve hidrojen iyonuna ayrışır. Dolayısıyla pH düşer. Demek ki arkadaşlar karbondioksitin pH düşürmesiyle karbondioksitin bikarbonata dönüşmesi sonucu pH düşürmesi çok daha farklıymış. Çünkü bikarbonat çok H artı, hep asitliği artırıcı etkenlere sahip gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla pH düşer, pH değişiklikleri kan damarlarındaki ve solunum merkezindeki kemoreseptörler sayesinde algılanır. Solunum merkezinden çıkan sinyaller diyafram kasına ve kaburga kaslarına iletilerek akciğerin soluk alıp verme hızını ve derinliğini düzenler. Hücresel solunum sonucu karbondioksitin kandaki seviyesi düşüp pH normale döndüğünde solunum merkezinden gelen sinyallerle solunum normale döner. Böylece homeostasis sağlanmış olur. Eyvallah. Bu paragrafta ise oksijenden bahsediyor. Kandaki oksijen seviyesinin solunum merkezinin uyarılması üzerinde pek bir etkisi yoktur dedikten sonra diğer cümlede diyor ki eğer kandaki oksijen seviyesi aşırı derecede düşecek olursa aorttaki ve boyun atarlarındaki kemoreseptörler solunum merkezini uyararak solunum hızlandırır. Yani oksijen düzeyi kanda aşırı düştüğünde oksijen de arkadaşlar solunumu hızlandırıcı, soluk alıp verme hızlandırıcı etkiye sahiptir diyor. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yani şu an okurken unuttuk değil mi? Soluk alıp verme istemli ve istemsiz gerçekleşebilir. Şu paragrafı okuduğumuzda burada istemli gerçekleşiyor ama normalde solunum merkezi işleri istemsiz yapmaktan sorumludur diyor. Doğru diyor. B'de diyor ki karbondioksit solunum merkezindeki reseptörlere bağlanarak soluk alıp verme hızını artırır. Sevgili arkadaşlar buraya baktığımızda reseptörlere karbondioksitin bağlandığına dair hiçbir şey söylemiyor. Hatta diyor ki karbondioksit suyla birleşip karbonik asit oluşturuyor. Daha sonra bikarbonat ve H+ oluştuktan sonra kanın asitliği iyice arttıktan sonra yani pH iyice düştükten sonra çeşitli reseptörler uyarılıyor diyor. Yani okuduğumuz parçada karbondioksitin herhangi bir reseptöre bağlandığından arkadaşlar bahsetmiyor. Dolayısıyla bu biraz yanlış oluyor sevgili arkadaşlar. Geçelim C'ye. pH değişiklikleri kan damarları ve solunum merkezindeki kemoreseptörler tarafından algılanır. Bakın ne diyor sevgili arkadaşlar? pH düşer. pH değişiklikleri kan damarlarındaki ve solunum merkezindeki kemoreseptörler tarafından algılanır diyor. Doğru diyor. Kandaki oksijen seviyesi aşırı derecede düşerse ilgili kemoreseptörü uyararak soluk alıp vermeyi hızlandırır. Eğer kandaki oksijen seviyesi aşırı derecede düşecek olursa aorttaki ve boyun atarlarındaki kemoreseptörler solunum merkezini uyararak solunumu hızlandırır diyor. Doğru diyor. Soluk alıp verme hızı ayarlanarak homeostasis sağlanmış olur. Arkadaşlar bakın burada anlatılanların hepsi nedir arkadaşlar? Homeostasinin sağlanması ile alakalıdır. Bu soruda biraz dikkat gerekiyordu. Karbondioksitin herhangi bir reseptöre bağlandığından soruda bahsedilmiyor. 8. soruya geçelim. İnsanlarda kan sıvısının damar çeperine yaptığı basınca tansiyon denir. Yani kan basıncı gibi düşünebilirsiniz. Buna göre tansiyon normalden düşük olan kişilerde, yani kan basıncı düşük olan kişilerde, kan basıncı düşük olanlarda. Durumlarında hangilerinin gerçekleşmesi gerekiyor? Kan basıncı düşükse böbreklere giden kanın da basıncı düşüktür.
Böbrekle giden kanın basıncı düştüğü için de glomerulustan boğmana geçen sıvı da azalacak. Yani süzülme de azalacak. Doğru. Beklenebilir sorduğu için. Kan sıvısından doku sıvısına geçen madde miktarı azalması diyor. Kandan dokuya madde geçişinde kan basıncı etkilidir. Kan basıncı ile osmotik basınç arasındaki makas daralacağı için kan basıncının azalmasından dolayı doku sıvısına geçen madde miktarı ne olacak? Azalacak. Şimdi süzülme azalacağı için arkadaşlar oluşuna idrar miktarı da azalır mı? Azalır. Dolayısıyla sorunun cevabı ne olur arkadaşlar? Edirne olur diyoruz ve 9. soruya geçiyoruz. 9. soruda spermatogenez ile ilgili bir şekil var. Yukarıdaki şekilde spermatogenez özetlenmiştir. Spermatogenez ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. A. Spermatogoniumlar mitoz geçirerek mayoz geçirecek olan birinci spermatositleri oluşturur. Bakın arkadaşlar spermatogoniumlar mitoz geçirmiş. Mitozla geçiren spermatogonium arkadaşlar kime dönüşüyor? Spermatosite dönüşüyor. Birinci spermatosite. Birinci spermatosite hangi bölünmeye geçiyor? Mayoz bölünmeye geçiyor. Bu cümle aynen kitaptan böylece alındı. Tekrar ediyorum. Spermatogoniumlar arkadaşlar önce mitoz geçirerek birinci spermatosite dönüşüyor. Birinci spermatositler ise arkadaşlar mayoz geçirerek spermleri oluşturuyor. Doğru diyor. Mayoz 2 sonucu oluşan spermatitlerin, mayoz 2 sonucu oluşan spermatitlerin yani şunların arkadaşlar. Döllenme yeteneği yoktur. Evet, spermatitlerin döllenme yeteneği kazanılması için farklılaşmayla spermlere dönüşmesi gerekir. Doğrudur. Bir mayoz sonucu oluşan sperm hücrelerinin tamamı döllenme yeteneğine sahiptir. Şu 4 tane spermin hepsi döllenme yeteneğine, dölleme aslında döllenme yazdım. Ha dölleme demişim. Dölleme yeteneğine sahiptir sevgili arkadaşlar. Çünkü mesela dişilerde düşündüğünüzde 4 tane oluşan üreme hücresinden 3 tanesi eriyerek kayboluyor. 1 tane yumurta oluşuyor. Ama erkeklerde yani spermde öyle bir durum yok. Dolayısıyla bu da doğrudur. Spermatitler farklılaşarak sperme dönüşürken herhangi bir hücre bölünmesi geçirmezler. Yani şu farklılaşma evresinde herhangi bir mitoz, mayoz gibi bölünme olayı yoktur. Farklılaşma da bölünme değildir. Doğrudur. İkinci spermatositten yani şuradan arkadaşlar. Spermatit oluşurken yani spermatit en kromozomlu spermatositten en kromozomlu spermatit oluşurken hem kromozom sayısı hem DNA miktarı yere iner. Şimdi aklımıza hemen mitoz mayoz gelecek. Mayoz 2'de sevgili arkadaşlar hatırlarsanız mayoz 2'de DNA miktarı yarıya iniyordu. Mesela şuna DNA miktarı 2x diyelim. DNA miktarı x'e düşüyor. Ama kromozom sayısı aynı bakın arkadaşlar. Burada göreceksiniz en kromozom, en kromozom. Kromozom sayısı sabit kalırken DNA miktarı yarıya inmiş ama burada ne diyor? Hem kromozom sayısı hem DNA miktarı yarıya iner diyor. Dolayısıyla yanlış diyor. Cevap E oldu. 10. soruya geçtik. 13. soruda bir arkadaşlar ekoloji sorusu. Yukarıdaki şekilde kümeli popülasyon dağılımı örneklendirilmiştir. Popülasyonda kümeli dağılım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Popülasyonda 3 tane dağılım var. İşte kümeli dağılım, rastgele dağılım bir de düzenli dağılım var arkadaşlar. Hangisi yanlış oluyor? En yaygın görülen dağılım şekli, dağılım şekilleri içerisinde en yaygın görülen kümeli dağılımdır. En az görülen de rastgele dağılımdır. Doğru demiş arkadaşlar. Beslenme ve korunma amacıyla gruplar oluşturuyor. Mesela kurtlar sevgili arkadaşlar nedir? Korunma amaçlı ve beslenme amacıyla ne yapar? Birlikte dolaşır. Dolayısıyla bunu örnek diyebiliriz arkadaşlar. Gruplar arası uzaklık farklılık gösterebilir. Bakın mesela şu iki grup arasındaki uzaklıkla şu iki grup arasındaki uzaklık aynı mı? Aynı değil. Farklılık gösterebilir. Bireyler arası etkileşim en azdır diyor. Sevgili arkadaşlar bireyler arası etkileşim nasıl az olabilir ki? Adamlar gruplar oluşturmuş. Aynı grup içerisinde bir sürü canlı var. Bireyler arası etkileşim en az nerededir biliyor musunuz arkadaşlar? Rastgele dağılımdadır. Rastgele dağılım. Rastgele dağılımdadır. Dolayısıyla nedir? D yanlıştır arkadaşlar. Grupların içerdiği birey sayıları farklılık gösterebilir. Mesela bu grupta 3 birey var. Bu grupta arkadaşlar 3-6 birey var. Bu grupta İşte 4, 7, 8 birey var. Dolayısıyla farklılık gösterebilir. Cevap D olur ve 11. soruya geçeriz. İnsanlarda oluşan hastalıkların sebepleri ve bunların tedavileri için yapılan deneylerin insanlar üzerinde gerçekleştirilemediği ve etik olmadığı durumlarda yaygın olarak model organizmalar kullanılır. Mesela kobay dediğimiz fareler değil mi kullanılıyor arkadaşlar? Biyoteknoloji, genetik ve moleküler biyoloji gibi biyolojinin pek çok dalında farklı özelliklere sahip model organizmalar kullanılır. Çeşitli bakteriler, çeşitli solucanlar, arkadaşlar, kuşlar. Aşağıdakilerden hangisi model organizma seçiminde dikkat edilecek faktörlerden biri değildir diyor. Deneysel uygulamalar için elverişli olma. Mesela nedir? Fareler, kobaylar nedir? Deneysel uygulamalar için elverişlidir. Elverişli olmasa herhangi bir deneyde ne yaparsın? Bunu kullanamazsın. İşte mesela kalıtım deneylerinde nedir arkadaşlar? Çeşitli sinekler, meyve sinekleri kullanıyorlar. Çünkü deneysel uygulama için elverişlidir. Ama kocaman kocaman hayvanları kullanabilir misin deneysel uygulama için? Kullanamazsınız. Doğrudur.
Laboratuvar ortamında yetiştirebilme. Değil mi arkadaşlar? Mesela bir fare, bir sinek sevgili arkadaşlar, meyve sinekleri laboratuvar ortamında kolaylıkla yetiştirebilirler. Ekonomik olarak elverişli olma. Yani kullandığın canlının çok ucuz olması lazım. Pahalı bir canlı olmaması lazım. Sen eğer gidersen bir endemik canlı türünü arkadaşlar modern organizma olarak kullanırsan endemik canlı çok pahalıdır. Değil mi arkadaşlar? Ekonomik olarak elverişli değildir. Ayrıca endemik olduğu için çevrede zarar vermiş olursunuz. Uzun yaşam döngüsüne sahip olma demiş. Siz bir canlının arkadaşlar nesiller geçirirken, nesiller değişirken, nesiller boyu değişimlerini, arkadaşlar farklılıklarını görmek istiyorsanız uzun yaşam döngüsüne sahip olması işinize gelmez. Yani bir canlının kısa süreli yaşam döngüsüne sahip olması lazım. İşte mesela meyve sinekleri çok çabuk üreyerek bir sürü sinek elde ediliyor. Veya fareler yine çabuk ürüyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla uzun yaşam döngüsüne sahip. Mesela gidip de siz model organizma olarak pandayı kullanırsanız panda mesela 5 senede bir ürüyor arkadaşlar. Sizin o deneyi arkadaşlar veya o bilimsel çalışmayı gerçekleştirmeniz, sonuca varmanız imkansız hale gelir. Bu yüzden uzun yaşam döngüsü değil, kısa yaşam döngüsüne sahip olması gerekir. Dolayısıyla D yanlıştır. Faktörlerden biri değildir bu. Genom diziliminin tamamen biliniyor olması. Eğer siz çalışma yapacağınız canlının genom dizilimini tamamen bilirseniz o canlı ile ilgili hangi genleri kullanacağınızı, hangi genleri izole edeceğinizi ya da hangi fenotipi etki edecek geni arkadaşlar izole edeceğinizi çok rahat bir şekilde bulursunuz ve çalışmanız kolaylaşır. Bu da model organizma seçiminde önemlidir. Bu yüzden bilim insanları gen haritası çıkarılmış mesela bir solucan gibi, nematot gibi, toprak solucanı gibi canlıları tercih ederler. Cevap D oldu. Geçelim 12. soruya. Aşağıda bazı metabolik olaylar yer almaktadır. Bu olaylardan kaç tanesinde oksidatif fosforilasyonla ATP üretilir? Biyolojide sayısal sorular yasak, sorulmuyor diyoruz ama bu pek sayısal bir soru değil malumunuz. Okuma yazma bilen, birinci sınıfa gelmiş, birinci sınıf bitirmiş her insanın yapabileceği saymaları soracağız burada. Şimdi oksidatif fosforilasyon hangi canlı gruplarında değil, demedim, hangi olaylarda görülür demişim. Bir kere fotosentezde fotofosforilasyon görülür. Dolayısıyla oksidatif fosforilasyon yok. Mesela 2-3 seneye kadar kemosentezde kemosentetik fosforilasyon deniyordu. Ama yapılan araştırmalarda, bilimsel kitaplardaki bilgilere bakılarak kemosentetik fosforilasyon diye bir şey olmadığı görüldü. Kemosentezde üretilen ATP'nin oksidatif fosforilasyonla üretildiği biliniyor arkadaşlar. Dolayısıyla var. Oksijenli solunumun ETS'si zaten oksidatif fosforilasyondur. Oksijensiz solunum, oksijenli solunumda tek farkı son elektron alıcısının oksijen olmamasıdır. Dolayısıyla yine ETS var, yine oksidatif fosforilasyon var arkadaşlar oksijensiz solunumda da. Fermantasyonda zaten ETS ve oksidatif fosforilasyon yok, substrat üzerinde fosforilasyon var. Velhasıl kelam arkadaşlar, bu olaylardan kaç tanesinde oksidatif fosforilasyon görülür dediğimizde sorunun cevabı Ceyhan olacak. Yani 3 olacak. Dikkatli olalım. Oksijensiz solunum ve oksijenli solunum arasındaki farkları, oksijensiz solunum ve fermantasyon arasındaki farkları, kemosentezde kemofosforilasyon diye bir şey olmadığını bilin. Bundan müfredata girmiş sorumlu olduğunuz bilgiler, çok dikkatli olmanız gerekiyor. Soru 13'e geçtik. Soru 13'te diyor ki yukarıdaki şekilde fotosentezin ışığa bağlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonları özetlenmiştir diyor. Diyor ki bu evrelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. A da diyor ki klorofil kaybettiği elektronu suyun parçalanmasından karşılar. Bakın klorofil elektron kaybetmiş. 2 elektron çıkış yapmış. Bak sonra suyun parçalanmasından elektron ne yapmış? Buraya dahil olmuş. Doğru mudur? Doğrudur. Işığa bağlı reaksiyonlarda NADP yükseltgeni diyor. Şimdi arkadaşlar NADP neye dönüşecek? NADPH'a dönüşecek değil mi? NADPH. Sevgili arkadaşlar bir yapının elektron alması yükseltgenme değil indirgenmedir arkadaşlar. Yani dolayısıyla NADP ışıkta ışığa bağlı reaksiyonlarda indirgenir, yükseltgenmez. Bu yanlış olmuş. Cevap Bursa. Devam edelim. Işığa bağlı reaksiyonlarda üretilen NADPH ve ATP'ler ışıktan bağımsız reaksiyonlarda kullanılır. Bakın burada NADPH üretilmiş, ATP üretilmiş. Bakın burada ATP kullanılmış, NADPH kullanılmış. Doğrudur. Işıktan bağımsız reaksiyonlar ışıksız ortamda gerçekleşemez. Saygıdeğer arkadaşlar, ışıktan bağımsız reaksiyonlar için ATP ve NADPH olmazsa olmazdır. Dolayısıyla sizin ATP ve NAD5 sadece ışıklı ortamda üretilebildiği için aslına bakarsanız bu reaksiyonlar sadece ışıklı ortamda gerçekleşir. Bu şekle bakarak göremeyeceksiniz ama ayrıca ışıktan bağımsız reaksiyonlarda kullanılan bazı enzimler sadece ışık varlığında aktifleşebilir. Dolayısıyla bu doğrudur arkadaşlar. Suyun parçalanması yani fotoliz sonucu oluşan H artılar NADPH oluşumunda kullanılabilir. Şu H artılardan bir kısmı NADP'nin yapısına katılarak NADPH oluşumunda kullanılabilir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sonun cevabı Bursa olur ve bu deneme de burada biter.